31 Mart 2019 Burdur yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Burdur seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Burdur yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Burdur Belediye Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Eski bir tarihe sahip olan Burdur ile Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin göller yöresinde yer alan illerimizden birisidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Burdur özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur. 31 Mart Burdur son dakika seçim sonuçları. Burdur yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak, son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. 31 Mart yerel seçim parti Burdur ilçe adayları. 2019 parti Burdur ilçe adayları kimler? Ali Orkun Ercengiz CHP, Deniz Kurt AK Parti, Musa Sayar Saadet Partisi, Tahir Mahir Öztürk Vatan Partisi, Taner Taş HDP, Uğur Şen MHP AK Parti. Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt kimdir? 1978 Isparta doğumlu olan Deniz Kurt aslen nereli ve kaç yaşındadır? Ege Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Deniz Kurt'un biyografisi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının Deniz Kurt olduğunu söyledi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Burdur belediye başkan adaylarının Deniz Kurt olduğunu söyledi. Deniz Kurt'a adaylığının tebliğ edildiğini belirten Mengi, yerel seçimlerde Burdur'u yeniden kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. Deniz Kurt, 1978'de Isparta'da doğdu. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Kurt, 2012 yılında AK Parti Burdur İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Kurt Depo Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu üyesi. Kurt, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. 31 Mart yerel seçimleri oy nasıl kullanılır? Sandık başkanından pusula ve zarfı alırken, yazılı veya evet mührü yazılmış olmadığını kontrol edin. Tarafınıza görevliler tarafından verilecek stampa ve mühürle oy vermek için kullanılan paravanın arkasına geçin ve kimi istiyorsanız, o parti ya da bağımsız adayın isminin altındaki yuvarlak boşluk alana bastırın. Net şekilde çıktığını gördükten sonra mürekkebin kurumasını bekleyin ve mührün geldiği yer dışarıda kalmayacak şekilde, düzgünce katlayarak, zarfa yerleştirin. Paravandan çıkın ve oyunuzu sandığa atın. Oy PUSULASNEYRTMAYN sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da geçerli kabul edilmeyecek. Ayrıca bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde evet ya da tercih mührü dışında veya bu mühürler yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz sayılacak. Sadece zarf ve oy Yüksek Seçim Kurulu, zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayen yırtılması durumunda oylar geçerli sayılacak. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda, bu oy geçerli kabul edilecek. ÖNCELİKLİLER hamile, hasta, engelli ve yaşlı seçmenler kuyrukta bekletilmeden oy kullandırılacak.
Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek. Oy vermek için gerekli belgeler hangileri? Son günlerde ortalıkta çipli kimlik kartı olmayanların oy veremeyecekleri söylentisi dolaşıyor. YSK sitesinden yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını bildirdi. Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanı ile olduğu geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kullanılabiliyor. Seçim yasakları seçim takvimine göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak. Törenlere ait yasakları seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları, ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve bankacılık kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atma dahi törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak. Söz konusu kuruluşlar ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunamayacak. Resmi hizmete mahsus araçlar KULLANILAMAYAACAK aynı süre içinde bakanlar ile milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Hediye ve ŞANTİYONDA yumuşak YITLAMAYAACAK seçime katılan siyasi partiler ve adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dağıtmakta serbest olacak, belirtilen yayın veya malzemeleri dağıtacak kişiler ise 18 yaşını doldurmuş olacak. Ancak siyasi partiler ve adaylar belirtilen malzemeler dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak, bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttıramayacak. Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'a kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak. Seçim günü yasakları seçim günü ise saat 6'dan gece saat 24.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'a kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00 ila 21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'dan sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'dan önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Burdur ili tarihi eski bir tarihe sahip olan Burdur ile Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin göller yöresinde yer alan illerimizden birisidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Burdur özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin geldiği Burdur, Gırt çağında Pisidya diye adlandırılırdır. Anadolu Selçuklu Devleti toprakları himayesine giren Burdur, Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra Hamitoğulları Beyliği'ne geçmiştir. Yıldırım Beyazıt, 1391 tarihinde Burdur Osmanlı topraklarına katmış ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da günümüze kadar gelmiştir. Burdur tarihçesi Burdur'un tarihi Neolitik çağa kadar inmektedir. 1957 ila 1960 yılları arasında Profesör J. Melark tarafından Hacılar'da yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular 1000. ö. 7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978 ila 1988 yılları arasında Kuruçayköy'de ve 1989 ila 1992 yılları arasında Bucaköyüceköy'de Profesör Doktor Refik Duru tarafından yapılan kazılarda da Neolitik çağın kültürüne rastlanılmıştır. Bu çağın en önemli özelliği, insanların hayvanları evcilleştirmesi, çanak çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır. Anadolu'nun ilk heykelcikleri olarak bilinen Ana İlahi'yi temsil eden pişmiş toprak figürünler ve süs eşyaları Neolitik çağda hacıların en önemli eserleridir. Kalkolitik çağ, Neolitik çağdan sonra gelen M.Ö. 5400-3000 yılları arasındaki çağdır. Bu çağda taş, kemik ve ağaç aletlerin yanı sıra madenin de kullanılmaya başlamış olması en önemli özelliğidir. Kuruçayköy'de bulunan madeni keskiler, ok uçları gibi aletler çağın özelliğini yansıtırlar. Ayrıca Uğurlu Höyük, Kızılkaya Höyük, Karamanlı Çamur Höyük, Tefenli Beyköy Höyük'te bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiştir. M.Ö. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen eski Tunç çağında, medeniyet daha gelişmiş, taş aletlerin yerini Tunç'tan yapılan aletler almıştır.